Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Genel olarak Lounge üzerine spekülasyonları ve açıklamaları değerlendirdiğimiz bir video olacaktır arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Fatman bütün piyasanın bir kumarhane olduğunu açık bir şekilde söylüyor. Hatta doğrudan Binance'ın en büyük kumarhane olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Diğer altcoin'lerin de tabii ki buradaki kartlar ve oyunlar olarak gördüğünü kendisi söylüyor. Ya bu şekilde ifade edilemez. Yani çok abartı bir yorum olmuş. Onu söyleyebilirim. Piyasada her zaman risk vardır arkadaşlar. Fakat bunlar ekonomik birer unsurlardır. O yüzden birer emtiyadır. Bir kısmı menkul kıymettir. Bakınız Lounge bir menkul kıymettir ve maalesef kayıt dışı bir menkul kıymettir. Bundan dolayı tam olarak bir kumarhane gibi görülemez. Ama her zaman yatırımcıyı uyarılması gereken nokta piyasadaki riskin fazla olduğudur ve bunu bilerek hareket edilmesi gerektiğidir aslında. Bakınız her kripto paranın riski aynı ölçüde değildir. Aynı şekilde değildir. Vaat ettiği potansiyel ödül de aynı değildir arkadaşlar. Bugün bir Bitcoin ile Matic'in ya da Lunge'un ya da Shiba'nın aynı oyun tarzının benimsenmesi, aynı noktalardan benzer hareketler yapılması ve aynı zaman dilimi içerisinde değerlendirilmesi ya da aynı cüzdanda, aynı portföyde aynı sermayeleri alması mümkün ya da mantıklı değildir. Bütün bunları bilerek hareket etmek gerekecektir ki o zaman sıkıntı olmasın. Şimdi bir diğeri Fatman geçtiğimiz vakitlerde biliyorsunuz Binance'ı biraz hedef aldı. Şimdi Binance üzerinde bir takım sıkıntı var. Bunu yapıyorlar arkadaşlar. Bakın adam mesela bunun hizmetini veren yerler var. Nerede olduğunu tabii ki paylaşmayacağım ama bunu bir müşteriye yani kendisine müşteri olarak gördüğü kişilerden para alıp bu bilgiyi paylaşanlar var arkadaşlar. Borsalara sızıyorlar. Kişiler borsalara sızdıktan sonra verileri alıyorlar. Hangi verileri? Örneğin Binance 2 ay sonra mesela işte 1 Haziran tarihinde bir tane altcoin'i listelemeye hazırlanıyor. Ve bundan 2 hafta önce ortalama işte Mayıs'ın ortasında bunu yatırımcıya, kamuoyuna duyuracak. Diyecek ki biz 2 hafta sonra 1 Haziran tarihinde bilmem ne altcoin'i listeleyeceğiz diyecek ve bu şekilde duyurusunu yapacak. Şimdi adam 2 ay önce onun bilgisini Binance'dan alıyor aslında. Siber hırsızlık yapıyor, tamam mı? Devamında önceden bu alımları yapıyor, o coin'i alıyor. Patlama etkisi gözlemlendikten sonra anında satışı gerçekleştiriyor adam. Tamam. Bunu yapan taraflar var. Bunun Binance üzerinde farklı kişiler tarafından yapıldığı Fatman tarafından tespit edildi. Olayın üzerine Binance ve CZ bilgilendirildi. Ve tabii ki CZ bunu yapan kişilerin cüzdanlarının boşaltıldığını ifade etti. Tabii karşı tarafta itiraz etmemiş. Adam hiç niye boşalttınız falan demiyor. Suçunu biliyor çünkü hiç polemiğe de girmiyor yani arkadaşlar kişi. Bu Luna üzerinde de yapıldı vaktiyle ve aynısı oldu. Fatman bunu Binance'ın göz yumduğunu ifade etti. Şimdi şöyle bir durum var. Göz yumuyorlar mı, yummuyorlar mı bilmiyorum, zannetmiyorum ama kafayı karıştıran şey şu. Fatman ki kendisi de bunu söylüyor. Diyor ki ben bunu tespit edebiliyorken koskoca Binance nasıl tespit edemiyor diye bir soru soruyor. Evet, bu da kafaları karıştırmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bir diğeri Fatman bir açıklama yapıyor ve Terra dolandırıcıları diyor. Şimdi bundan önceki ekip tabii bir takım yani dolandırıcılık gibi durumlarla karşı karşıya kaldı. Bunlar söylendi arkadaşlar. Vesaire vesaire. Yani bunlar yapıldı. Şimdi şu anki ekiple alakalı konuşmak lazım. Ben hep söylüyorum. Yani şu anki ekibe hani hırsız, dolandırıcı vesaire demek istemiyorum. Ama ne yazık ki yaptıkları şey biraz buna benziyor. Nasıl benziyor? Ya adamlar diyor ki ya bize para ödeyeceksiniz. Tamam. Konuyla alakalı çok konuştum biliyorum ama yani çok enteresan bir durum. Tamam mı? Ya diyor ki bize ya para ödeyeceksiniz siz.
Eğer diyor para ödemezseniz biz diyor Terra Station'ı düzeltmeyeceğiz. Ya böyle bir şey olabilir mi hiç ya? Sen hani bir ekipsin. Sen nasıl bir sıkıntıyı düzeltmek için kendine maaş bağlatmayı şart koşuyorsun topluluğa ve yatırımcıya? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Çok enteresan bir durumdur bu yani ve piyasada az rastlanır bir olaydır. İnanın ki az rastlanır bir olaydır yani. Ben bilmiyorum, belki önceden oldu da ben hatırlamıyorum ama ben galiba ilk defa rastlıyorum böyle bir şey. Adam diyor ki ya bize maaş bağlayacaksın? Ha, bağlamıyor musun? O zaman Terra Station'ı düzeltmiyoruz diyor. Bunu kibar bir dille ortaya sürüyorlar arkadaşlar ama somut anlamda baktığımızda olan şey tam olarak bu. Ve bu çok sıkıntılı bir durumdur. Çok sıkıntılıdır yani. L1 ekibi daha ne noktaya gelecekler? Bu saatten sonra ne yapacaklar? İnanın bunu hiç bilmiyorum. Ama bu yatırımcının kafasını da karıştırmaya devam ediyor. Nitekim topluluk da, yani Launchcoin yatırımcıları da konuyla alakalı epey bir sıkıntıya girdi diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir diğeri Fatman bir bug'dan bahsediyor. Biliyorsunuz ARB tarafı Terra Classic tarafından da destekleniyor. Terra Classic ARB'nin airdroplarını vesaire desteklemiştir ki büyük ihtimalle Terra Classic ile ARB ilerleyen süreçte bir ortaklık kuracak arkadaşlar. Şu an gelen airdroplardan sonra bazı cüzdanlarda eksi 100 yazdığı tespit edildi. Bu Fatman'de de var, diğerlerinde de var. Diğer pek çok kişide de aynı durum maalesef var arkadaşlar. Durumla alakalı şu an net bir açıklama yok. Bazen böyle şeyler olabiliyor ama şu an bir bug mı değil mi? Yani olayla alakalı ekip de bir açıklama yapmıyor ve bu şekilde sıkıntılar olmaya devam ediyor. Hatırlarsınız Teraport ilk çıktığında çok benzer bir durum Tera üzerinde de yaşanmıştı. Eksi 100 yazmıyor da yanlış olmasın adam airdrop'u alıyor ama 1 mi ne yazıyordu yani. Halbuki 1 olmaması lazım. Ya da alım yapıyor ilk etapta mesela 1 yazıyor. İşte ne bileyim bir sürü almış 2 yazıyor falan. Halbuki adam yatır yani 2 adetlik Tera token'ın alımına zaten sistem izin vermiyordu. Ama dediğim gibi böyle bir durum yaşayanlar varsa arkadaşlar ekibe yazsınlar yahut mevcut borsanın destek ekibine, kendi oynadıkları borsanın destek ekibine yazsınlar ki durumla alakalı bir an önce çözüm gerçekleşsin diyebilirim. Genel olarak da durumlar böyledir dediğim gibi. İnşallah şu mevcut öneri de geçmez. Ama geçecek gibi gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.